Alışveriş şartları ve adabı. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de insanlardan kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline. Bunlar büyük bir günde tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı? O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Allah Teala kullarına alışverişi hedefe ulaşmak ve ihtiyacı karşılamak için halal kıldı. Allah Teala şöyle buyurur. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Alışveriş eskiden beri insanların kendi aralarında malları ve ihtiyaçları bir bedel karşılığında almalarına dayanırdı. Kur'an-ı Kerim'de yer alan alışverişle ilgili ayetler insanların alışkanlıklarından olduğunu belirtmiştir. Allah Teala, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı buyurmaktadır. Yine de Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin Resulullah hakkında söylediklerini anlatıyor. Onlar bir de şöyle dediler, bu ne biçim peygamber, bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ashab-ı Kehf hikayesinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin baksın. Şehrin hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin. Hiç şüphe yok ki alışveriş şartları ve gerçek İslam'ın pratik uygulamasının en önemli tezahürlerinden biridir. Eğer ibadetin davranıştaki etkisini bilmek istiyorsanız çarşıya gidiniz ve eğer gerçek dindarlığı sahte dindarlıktan ayırmak isterseniz kişinin alışverişteki durumunu fark ediniz. İşte Hazreti Ömer hakkında bir genç tanıklık ettiği zaman Hazreti Ömer ona dedi ki seni tanımıyorum ve seni tanımamam rahatsız etmiyor. Bu yüzden seni tanıyan bir kimse getir dedi. Kavimden bir adam ben onu tanıyorum dedi. Hazreti Ömer neyle tanıyorsun diye sordu. Adam adalet ve faziletle dedi. Hazreti Ömer gecesi ve gündüzünü girişi ve çıkışını bildiğin yan komşun mudur sordu. Adam hayır diye cevap verdi. Dindarlık göstergesi olan dinar ve dirhemle muameleniz var mıdır dedi. Adam hayır dedi. Güzel ahlak kanıtı olan bir seyahat yoldaşın mıydı diye sordu. Adam yine hayır diye cevap verdi. Hazreti Ömer, o zaman onu tanımıyorsun. Sonra o kişiye seni tanıyan biri getir dedi. O halde alışveriş işlemleri dindarlığın hem gerçeğini hem de sahtesini gösterir. Maalesef din adını kullanarak insanları aldatan nice kişiler vardır. Halbuki bunlar dinden ne kadar uzaklardır. Mal satmaya çalışmak ve fazla kazanmak için dindarlık arkasında gizlenen nice insanlar da vardır. Bunlar insanların dindar adama güvendiklerini istimal ediyorlar. Bu sahte örneklerin bazıları da kar ve kazanç elde etmek için insanlara dindarlığı göstererek gerçekle ilgisi olmayan bazı isimlerin kullanılması dinlere zarar verir ve insanların kalplerinde kötü bir imaj oluşturur. Allah Teala insanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. O dönüp gitti mi yahut bir iş başına geçti mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez buyurdu. İslam alışveriş için Müslümanın uyması gereken bazı adab ve şartlar belirlemiştir. Allah'ın adıyla alışverişimize başlamak sünnettir. Berekete vesiledir.
Müslümanın çarşıya girmeden önce okuduğu bir dua vardır. Resulullah şöyle buyurdu: Kim çarşıya girince Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. Hayatı o verir, ölümü de o verir. Kendisi diridir, ölümsüzdür. Hayırlar onun elindedir. O her şeye kadirdir. Duasını okursa Allah ona 1 milyon sevap yazar, 1 milyon günahını daha affeder ve mertebesini 1 milyon derece yükseltir. Onun için cennette bir köşk yapar. Aynı zamanda Allah'ı anmak sadece lafla olmaz ama gerçekten kazancın halal ve haram olmasına dikkat edilmelidir. Dürüst davranmak ve aldatmaktan kaçınmak. Her durumda Müslüman dürüst olmalı. Allah Teala, ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun buyurur. Müslümanın malini satmak ve daha fazla kazanmak için yalan söylemesi caiz değildir. Malin satışını arttırmak için yalan söylemek dünyada bereketin kaybedilmesine ve ahirette Allah'ın merhametinden dışlanmaya neden olur. Ticarette de mali satmaya çalışırken yalandan yemin etmek daha büyük bir günahtır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkça muhayyerlerdir. Yani vazgeçme hakları vardır. Eğer doğru söyler ve her şeyi beyan ederlerse satışlarında kendilerine bereket verilir. Yalan söyler ve hakikati gizlerlerse satışlarının bereketi gider demiştir. Yalan yere yemin etmek malda olmayan özelliği varmış gibi gösterip bunun üzerine yemine başvurmak ise büyük bir tehlikenin habercisidir. Efendimiz bu konuda şöyle buyurur: Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz. Bunlar maline revaç vermek için müşterinin verdiğinden daha fazla bedel vermiş olduğuna yalancı olarak yemin eden kimsedir. Müslüman bir kimsenin malini koparmak için yalan bir yeminle yemin eden kimsedir. Fazla suyu susuzlardan men eden kimsedir. Yine Efendimiz her kim bir Müslüman kişinin malini koparıp almak için yalan bir yemin ederse Allah'a kendisine gazap olduğu halde kavuşur dedi. Diğer bir hadiste ashabına şöyle buyurmuştu: Alışverişte fazla yemin etmeyiniz. Zira yemin malın harcanmasına, kazancının elden gitmesine sebeptir. Alışverişin adab ve şartlarından dürüst olmak, aldatmamak ve helalleşmektir. Dürüst olmak, her iki tarafın helalleşmesi için malın kusurunu tam bir şekilde açıklamayı gerektirir. Allah Teala, karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı haksız yollar ile aranızda yemeyin buyurur. Resulullah Hazreti Osman'a, ey Osman, sattığın zaman ölçüyü tam yap, eksik verme. Aldığın zaman da yine ölçüyü tam yap, fazla alma buyurdu. Esaib'den demiştir ki, ben bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna varmıştım. Orada bulunan sahabeler beni methetmeye ve benden bahsetmeye başladılar. Bunun üzerine Resulullah, ben onu sizden daha çok bilirim buyurdu. Ben de doğru söyledin ey Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Gerçekten sen cahiliye döneminde benim ortağımdın. Hem de ne güzel ortak. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin dedim. Peygamber Efendimiz Allah rızasını gözetmeyen bozuk vicdan sahiplerini ve insanları aldatarak sahtekarlıktan haksız yere paralarını yemek isteyenleri de uyarmıştır. Bizi aldatan bizden değildir uyarısı müminin insanlarla olan ilişkisinde vazgeçilmez bir ilkedir. Doğruluk ve dürüstlüğün ortaklık temeli olması konusunda ise Efendimiz şu müjdeli ikazda bulunur. Allah Teala buyuruyor ki, iki ortak birbirlerine
ihanet etmedikçe ben onların üçüncüsüyüm. Eğer birbirlerine ihanet ederlerse ben aralarından ayrılırım. Tartı ve ölçüyü eksik etmemektir. Bir şeyi ölçüp tartarak verildiğinde eksik tutulmamalıdır. Ölçü ve tartı gibi insanların kullandığı diğer kriterlerde de hile yapılmamalıdır. Yüce Allah ölçüyü tam tutmayı ve doğru teraziyle tartılmayı emretti. Allah Teala bir şeyi ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun, doğru teraziyle tartın. Böyle yapmak sonuç itibarıyla daha güzel ve daha iyidir buyurmuştur. Allah Teala öyle yapanları korkutarak insanlardan kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline buyurmuştur. Allah'ın peygamberi olan Hazreti Şuayb, onun kavminin bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutmamalarından uyardı. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey milletim, Allah'a kulluk edin, Allah'a kulluk edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnanıyorsanız bilin ki bunlar sizin için hayırlıdır. Alışverişin adabından da başkasının alışverişini bozmamaktır. Bu dinimizde caiz değildir. Efendimizin bu konuda açık beyanları vardır. Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın. Bir diğer rivayette ise Müslüman bir kimse din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurdu. Alıcı ve satıcının anlaşmaya çalıştığı veya anlaştığı bir esnada başka bir kişinin araya girerek alışverişe müdahil olması ve alışverişi kendi menfaati için bozması caiz değildir. Başkasının hakkına girme biçimlerinden biri de tekelleşmedir. Halbuki tekelleşme insanların erzaklarını sömürür ve memlekete zarar verir. Peygamberimiz diyor ki, asiden başka kimse ihtikar yapmaz. Ve başka hadiste, kim müminlerin bir gıdasını onlara karşı saklar, ihtikar yaparsa Allah onu iflasa ve cüzzam hastalığına düçar eder. Yine de başka hadiste, pahalanması için kim bir yiyecek maddesini 40 gün saklarsa o Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah da ondan yüz çevirmiştir buyurur. Piyasa gözetim ve denetim devletin genel dairelerinden biri olup sahtekarlık tekel ve tüketici sömürüsünü önlemek için ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapmamız gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü bu olumsuz olayların ortadan kaldırılması toplumun psikolojik güvenliği sağlanmasına güçlü bir şekilde katkıda bulunur. Ayrıca ciddi ekonomi ve yerel ve küresel yetkinliğin ilerlemesini de destekler. Aldatma ise yolsuzluğa ve devlet ekonomileri tahrip edilmesine büyük bir sebep olur. Ayrıca piyasa denetimi ve gözetimi büyük bir amanettir. Görevini üstlenen her birinin elinde büyük bir sorumluluktur. Allah Teala her insanı sorumlu olduğu her şeyden soracaktır. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, Ali ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. İslam kardeşleri, İnsanların yiyecek ve içeceklerinde ve ihtiyaçlarında güvenlik insan haklarında birinci öncelik sayılan sosyal ve insancıl bir meseledir. İnsanın gıdası ve ilacını temin etmeden insana yakışır bir hayat düşünülmez. İşte bu yüzden özellikle gıda ve tıbbi ile ilgili ihtiyaçlar için çabalar birleştirilmelidir. Dinini anlayan tüccar namaz ve oruç gibi ibadetlerin etkisini gösterir. Nice oruçlu vardır ki
Orucundan kendisine aç kalmaktan başka bir şey yoktur. Ve gece namazına nice kalkan vardır ki kalkışından kendisine uykusuzluktan başka bir şey hasıl olmaz. Dürüst ve güvenilir tüccarın yüksek mertebesi konusunda Peygamber Efendimiz şöyle bildirmiştir. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, dosdoğru kimseler ve şehitlerle beraberdir. Başka bir hadiste, en güzel ve hoş kazanç o tüccarındır ki, konuştuğunda yalan söylemez. Kendisine inanıldığında emniyeti kötüye kullanmaz. Vaat ettiğinde vaadinden dönmez. Satın aldığında mali kötülemez. Sattığında da övmez. Borçlandığında vadesini geçirmez ve alacaklı olduğunda borçluya güçlük çıkarmaz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz doğru ve dürüst tüccarın ahiretteki sevabını şöyle anlatmıştır. Doğru tüccar kıyamet günü arşın gölgesinde olacaktır buyurmuştur. Bu nedenle hepimiz meyvelerin topladığımız genel menfaatler için birlikte çalışmamız gerekiyor. Her bir Müslüman kardeşine merhamet gözüyle bakmalı ve kendisi için sevdiğini onun için de sevmelidir. Satıcı sanki alıcı ve alıcı da sanki alıcı gibi doğru söylemelidir. Resulullah diyor ki, hiçbiriniz kendisi için sevdiğini Müslüman kardeşi için de sevmedikçe tam manada iman etmiş olamaz. Allah'ım bizi haramlarından uzaklaştır ve halal olana kanaat ettir. Lütfunla bizi kimseye muhtaç bırakma.